Hepinize merhabalar. Polkadot analizi yapacağız. Son birkaç güne göre biraz yükseliş var gibi. Hadi hep beraber inceleyelim. Polkadot TL bazında an itibariyle 125-124.99 TL'den işlem görüyor. Dolar olarak ise son incelediğimizde hangi günmüş? 23 Ocak'mış. Şu anki geldiği seviye ise yani 17 dolarda kapatmışız. Yine 17 dolar civarları şu seviyelerde kapatmıştık. Yine aynı seviyelere denk geldi. Teknik grafiğimizi açalım ve yorum yapmaya başlayalım. Burada küçük bir yükselen üçgen formasyonu oluştu ve maalesef ki aşağıya kırdı. Fakat düşüşü Bitcoin kadar sert olmadı. Şu anda eski trendi, eski desteği olan 13 dolar civarları gözüküyor destek noktası. Direnç noktası hala aynı 18 dolar 27 sent civarı. Bakalım son zamanların yükselen yıldızı Polkadot için indikatörler neler söylüyor. Başlıyoruz. CCI, DIOSC ve DMI göstergelerine bakalım. CCI bana tam olarak 26 Ocak'ta sat sinyali üretmiş. En son 20 Ocak'ta al sinyali üretmişti. 26 Ocak'ta tekrar sat sinyali üretti. Şurada bir uyuşmazlık söz konusu. Yani şu seviyelerden fiyat yukarıya doğru çıkıyor. Fakat buradan buraya bir negatif uyuşmazlık söz konusu. Hatta çizgiyle çizeyim. Bu iyi bir şey değil. Negatif uyuşmazlık temkinli olmamızın gerektiğini gösteriyor. Diğerlerinde de uyuşmazlığı kontrol edelim. Eğer hepsi ortak şey söylüyorsa tehlikeli demektir. Bakalım, hepsinde farklı matematiksel formüller var çünkü. O yüzden hepsini test edip hepsinden aynı onayı almamız gerekiyor. DIOSC. DIOSC da en son bize sat sinyali üretmiş. Ne zaman? 24 Ocak'ta. Şimdilik ya sat değil de aslında nötr diyebiliriz DIOSC için bu harekette. Fakat al sinyali üretmiyor. Onu söyleyebilirim. Devam ediyoruz. DMI. Trendin düşüşünün hala düşeceğini gösteriyor. Yataylaşmaya başlamış iyice. Artı DMI çizgisiyle eksi DMI çizgisi birbirini kesmemiş. DMI göstergesi biraz daha ağır başlıdır. Daha ciddi sinyaller üretir. Ve DMI göstergesinde henüz sat sinyali yok. Al sinyali en son 27 Aralık'ta vermiş ve hala bize sattırmamış. Hatta aynı seviyeler şu kendi desteğini aşağıya doğru kıramamış durumda. Yani al sinyali güçlü duruyor. Devam ediyoruz. Yani şu an CCI kötü başladı fakat diğerleri bunu onaylamadı. CCI'yi o yüzden dikkate almak gerekmiyor şu anda. Hareketli ortalama, parabolik sar, RSI. Parabolik sarı daha sonra yapacağım. Diğer göstergeyle momentumu koymak istiyorum buraya. Hareketli ortalamaları haftalık göstereceğim. Çünkü haftalıkta ciddi sonuç alabiliyorum. Gerçi burada da yapamadı. Çünkü neden oluşturamadı? Hisse çok taze diye mi? Çalışmadı burada haftalık. Çok ilginçtir. Neyse devam edelim. Günlük göstereyim Polkadot'ta madem. 21 Ocak'ta sat sinyali vermiş. Henüz bir trend dönüşü yok. Herhangi bir uyuşmazlık burada da tam tersi gözüküyor. Yani buradan buraya giderken bir uyuşmazlık söz konusu değil. CCI bize yanlış sinyal vermiş. Çünkü trend oldu mu CCI güzel çalışıyor. Bayağıdır yaklaşık 14 Ocak'tan beri trend yok. O yüzden CCI bozulmuş durumda. Yatay trendler için, pardon, trendler için uygun. Yatay trendler için değil. O yüzden ilk söylediğim uyuşmazlığı dikkate almak gerekmiyor. Herhangi bir ekstra bir sıkıntı yok. Şişkinlik konusunda buralarda bir şişkinlik yaratmıştı. Yatay giderek o şişkinlik biraz bozuldu ve artık normal bantta. Yani alışların herhangi bir şişkinliği yok. Hani çok şişti bu hisse diye düşünmeyiniz kripto para. DIOSC ise herhangi skolastik herhangi bir özel bir sinyal üretmiyor. Ciddiye alınacak bir şey yok.
aşağı doğru gidiyor. Dönüş olacak gibi tekrar yukarı doğru sekebilir. Momentum ise kapatalım. Momentum ise enerjisini zirve olarak 24 Ocak görmüş ve yavaş yavaş düşüyor. Şu hareket yapabilir. Mesela burada da tekrar düşüyor, tekrar çıkabilir. Buradan da tekrar yükselebilir. Fakat enerjisi şu anda düşüyor durumunda. Sat sinyali veriyor demek değil. Yataylaştığı için zaten eski enerjisi yok. Devam ediyoruz. Açık pozisyon sayıları ve parabolik sar. Evet. Parabol bir şey açamadık. RSI'yi kapattık. Açık pozisyon sayıları açık. Tamam. Parabolik sarı açıyoruz. Açtık onu da. Parabolik sar bana 13 Ocak'ta al sinyali üretmiş. Bu da sağlam bir ağırbaşlı bir göstergedir. Yani al sat dediği yerlerde uyumak lazım. 13 Ocak'ta bana en son al sinyalini verdi. Zaten 13 Ocak'ta al sinyalini verdiğinde 8-9 dolardaydı. Şu anki geldiği seviye zaten 17 dolar seviyesinde. İki katı şimdiden kazandırdı. Tabii kâr da yiyebilir sat sinyali gelene kadar. Açık pozisyon sayılarında herhangi bir sıkıntı yok. Bir kez zaten bu hisse çok taze. Bir kez al sinyalini vermiş. Bir daha da sat sinyalini vermedi. Diğeri çok daha geç çalıştığı için al sinyalini en başta verdi. Kripto para açılır açılmaz. Onun dışında herhangi bir ekstra durum yok. Evet, onun dışında şeyi unuttum. İşlem hacmiyle kıyaslamayı unuttum. Tekrar açıyoruz açık pozisyon sayısıyla. Açık pozisyon sayısı şu şekilde yükseliyor. Fiyat ise yatay. Fakat işlem hacmi aşağıya doğru. İşlem hacmi gördüğünüz gibi buradan gittikçe aşağıya doğru. Bunun sonucu daha öncekinde de aslında aynıydı. Kırılma bekleniyor dedim. Hatta ben yukarıya doğru kırılacak diye yorum yaptığımı hatırlıyorum son Polkadot analizimde. Fakat kırılma hala olmadı. Bunun sonucu da aynı şekilde. Hala kırılma bekleniyor. Yukarıya ya da aşağıya doğru. Fakat yani benim tamamen hissiyatım, tamamen yorumum kırılış yukarıya doğru olur. Hangi gün, ne zaman bilinmez fakat tahminim bir hafta içerisinde. Çünkü bu yükseliş suni değil, yani burada yükseliş olurken hacim de yükseliyordu. Yataylık olduğunda işlem hacmi düştü. Fakat açık pozisyon sayılarında hala artış var. Kırılacak yani. Sert bir şekilde yukarıya ya da aşağıya yorum size kalmış durumda. Evet, Polkadot ve diğer kripto para analizlerini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.